Türkiye'nin fındık deposu Doğu Karadeniz bölgesinde, halk arasında fındık kapsülü olarak nitelendirilen, fındığın ayıklama makinesi olan, patoza verildikten sonra çoğu zaman, ahırlarda hayvan altlarında değerlendirilen veya, sobalarda yakacak olarak kullanılan, zuruftan hayvan yemi üretildi. Başkan Güler, üretilen kaba hayvan yemlerinin, Türkiye'de kullanılmasının yanı sıra, dış ülkelere de, ihraç eder duruma gelebileceklerini, ifade etti. Kendi kendine yeten bir kent ve kendi kendine yeten bir ülke olma durumundayız. Bu işte fındık kapsülünden hayvan yeme denemesi yaptık ve bunda başarılı olundu. Hem gıda değeri açısından hem de kalitesi açısından, niteliği açısından önemli bir ürünü elde etmiş olduk. Ve bunu bütün Türkiye'de, özellikle fındık üretilen bölgelerde saman yerine büyük ölçüde kullanabileceğiz. Bu da daha evvelden büyük ölçüde israf edilen, kullanılmayan veya çok daha değişik amaçlarla kullanılan fındık kapsülünü hayvan yemi olarak kullanma imkanını sağlamış oluyoruz. Bu hem yem ithalatında bize önemli bir avantaj sağlayacak, belki de fazlasını ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Bu önemli bir ürün. Hayvancılık konusunda bize önemli bir avantaj sağlayacak. Ordu yazılım şirketimiz aynı zamanda hem yazılım konusunda hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Bu makine de kendi dizaynımız, kendi tasarımımız. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu sloganına uygun olarak bu ifadelerin altına doldurarak yeni ürünlerle Türk ekonomisine yeni imkanlar sunuyoruz. Bu da aslında bir yemek kadar uzaklı ama sen de çalışırken bir kısmı da değil.